Dijital Trendler köşesiyle beraberiz. Htspor.com e, spor müdürü İnan Ergülen bizlerle birlikte İnan. Hoş geldin. Hoş bulduk. E, satır arasında her gün seninle birlikte senin hazırladığın çok güzel hazırladığın bu arada çok keyifli hem kendi sistemimize bakıyoruz hem de e, dijital medyada, e, sosyal medyada en çok paylaşılan, en çok ilgi merak uyandıran e, paylaşımları içerikleri bizlerle e, bizlere aktarıyorsun. Bugün de satır arasıyla yeni bir haftaya başladık. Seninle birlikte neler hazırladın bize? E, tabii ki ilk olarak htspor.com'dan başlayacak olursak e, Riva'da sabah saatlerinde TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve dört büyük kulübün başkanı bir araya geldi. Bu toplantının ardından da bir birlik beraberlik mesajı çıktı. Tabii günün sıcak bir gelişmesiydi aslında. O yüzden manşetimizin birinci sırada Hacı Osmanoğlu'nun Açıklaması ve bu toplantının detayları yer alıyor. Manşetimizin ikinci sırasında ise Fenerbahçe milli fırsat. Tabii ki Fenerbahçe 8. haftayı da bay geçmişti. Bunu da hatırlatarak uzun bir e, periyot olacak Fenerbahçe için. Ağaç yapmadan uzun bir periyot geçirecek. Evet e, bu dönemde tabii ki sakat oyuncuları var. E, bu dönemde yoğun bir çalışma temposuyla birlikte milyardan döndükten sonra sarı Sarılajbertler e, eksiksiz bir kadroyla e, Süper Lig'in 9. haftasında merhaba demek istiyor şeklinde Fenerbahçe'nin e, son durumunu anlatan e, sevgili Esra'nın hazırladığı haber. Üçüncü manşetimizde ise tabi İngiltere'de bugün e, son 25 yılın en iyi teknik direktörlerini e, derleyen bir haber paylaşıldı. Fenerbahçe teknik direktörü de tabii ki Mourinho e, bu listede yer aldı e, Chelsea, Tottenham. Manchester United'ı daha önce çalıştırmıştı. Listede dördüncü sırada Mourinho yer alıyor. E, listenin devamını birinci sırada kim var, ikide kim bakabilirler. var bakabilirler. En azından ben burada Mourinho'nun dördüncü sırada olduğunu <laughs> söyleyeyim. E, ardından da haberlerde e, spor yazarlarının, e, HT spor yazarlarının ve e, e, diğer mecralardaki spor yazarlarımızın e, Beşiktaş ve Galatasaray maç sonu değerlendirmelerine yer verdik. İkinci alanda Okan Buruk kendini tekrarladı. E, Okan Buruk tabii ki Galatasaray e, haftayı lider olarak kapatırken Okan Buruk'un sezon başlangıçlarını daha önceki başlangıçlarında neler yaptığı e, Galatasaray'dan önceki de kariyerini e, anlatan, derleyen bir haber var. Az önce de sizin de ekrana getirdiğimiz üzere e, üç büyük takımın e, milli ara dönüşü zorlu, fikstürü burada Fenerbahçe var. Diğer iç sayfalarda Beşiktaş ve Galatasaray ile ilgili de detaylar var. HTspor.com'da tabii ki milyarada girdiği için gündemimizi bu şekilde hazırladık. hazırladık şimdi dijital kısma geçeceğiz. Digital, Sosyal medyada en çok paylaşılan, evet. yorum alan, beğeni alan paylaşımları paylaşımlara bakacağız. Tabii ki ilk sıradan başlayacak olursak tabii ki 170 dakika Icardi'nin son iki maçtaki performansı tartışma konusu oldu. İnişli çıkışlı daha önce de grafiğinde bu, bu tip benzerlikler vardı. Ee, yine HT Spor hesaplarında en fazla e, yorum alan paylaşımlardan birisi oldu. Sıradaki e, trendimize geçecek olursak e, Teo Hernandez. Evet bunu Türkiye, gördüm. Milan Fiorentina maçında 20. dakikada penaltıya sebebiyet veriyor. 45'te penaltı kaçırıyor. 60'da gol pas veriyor. 90 artı 7'de kırmızı kart görüyor. Milan maçı 2-1 kaybediyor ve doğum gününde böyle bir maç çıkarıyor. Bu da tabii ilginç istatistikleri bir maçtı. Yani bunları yapmak da futbolcular bazen sezon abi. başında bile... Var mıydı senin böyle anıların hiç futbol oynarken... Doğum gününde ya da özel günlerde. <laughs> ben futbolculuk kariyerimde bu hepsini bir araya getirdim. Bu kadar şey yok Ama çok güzel yani. Hepsini bir arada dol dolu geçirmiş yani. 90 dakikada evet. her şeyi yaşamış. <laughs> evet. E, tabii bir futbolcu olarak baktığımız zaman e, bir sezonda belki yapılacak şeyler, tek maç doğum gününde olması da sosyal medyanın dikkat çeken içeriklerinden birisi oldu. Bir sonrakine geçelim, inanç. Tabii ki Erciyes'te 2300 rakımda inşa edilen 12 adet tenis kortu, Böyle havadan görüntülenmesiyle ilginç bir görüntü oluştu. Geçen hafta da e, tenisle ilgili de sen de evet. hani kort eksikliği gibi e, kullanım alanının <laughs> federasyon başkanı Cengiz Durmuş gerçekten evet eksiklikler var da özellikle bu tenis zengin sporu algısı çok fazlaydı ama yavaş yavaş işte Doğu'da görüyoruz e, Gabar'da e, tenis turnuvası yapılıyor Doğu'da çeşitli judi de kap yapılıyor. Yani biraz daha o e, zemine indirmeye başladılar. E, yani ne kadar çok artarsa ama e, şu da önemli. Yani ulaşılabilir de olması gerek. Yani, yani şu anda ya. nerede o yapıldığı çok hakkında bilgim yok ama ya bir çocuğun eline raketini alıp çantasını alıp gidebileceği bir yerde olmasını ben tercih ederim. Burada bu arada Erciyes'in zirvesinde e, tesisler de var. Evet. E, futbol için. Şehre ulaşımı, yaptılar. Ulaşımı aslında Erciyes AŞ e, ulaşım konusunda da oradan Şatıl'la ve şehir merkezinden de buradaki zirveye zaman. ulaşmak aslında çok şey kolay. E, kolay aslında. O zaman süper. Yani ya ben diğer yapayım. taraftan baktım Buyur Deniz ama. şöyle e, burası yüksek rakım kamp merkezlerinin olduğu bir bölge. Yani Erciyes yüksek rakımda e, sporcuların özellikle sezon öncesi hazırlıklarında son derece önemli. Bizim evet. Talas kampı vardır. Evet. Yani bizim çocukluğumuzdan evet. beri güreş, futbol gibi branşlarda hep işte palandöken döken RGS tercih edilen kamp merkezleri olmuştur. Şimdi tenis için de böyle bir imkan yaratılması yoksa evet. yine bu otoritenin Kayseri'nin içinde de birçok tenis kortu yaptırabilecek imkanı da var. Ama bu, yani bu yüksek kamp, rakım kamp hani. için olduğundan hani öyle çocukların... Biraz e, daha profesyoneller için. Tabii tabii bu, bu yüksek rakım. Bu, bu sporcuların ya. hani e, yüksek rakıma çıkıyorsun. Orada bir hazırlık süreci geçiriyorsun. Ama kort yok. Yani orada kortta da e, kortun da olması için hazırlanan e, belli bir plan program dahilinde yapılan tesisler. Zaten dikkat ediyorsanız e, çevresinde daha çevre düzenlemesi yapılmamış. Yani onlar da olduktan sonra RGS'de çok güzel tesisler var. Şey, RGS, RGS RG... Yüksek İltifa Kamp Merkezi. Top... Var. Merkezleri var. Ki Erzurum'la birlikte yarışıyorlardı. Kayseri birçok takımı çekmeye başlamışlardı o dönemde. Onu biliyorum. Yani tenisi daha yeni gördüm ben de ama güzel bir proje, emeği geçenlerin eline sağlık. İbrahim abi sen de tenis oynuyorsun. E şöyle tabii bu kampla alakalı bir durum Yani bizim talebimiz şuydu. Bir önceki programda bahsettiğimiz yani şehrin merkezinde insanların çok rahat tabii. ulaşabileceği tenis kortlarının olması gerekiyor. Hani biz genel anlamda hep sporcu yetiştirmemeyle alakalı hep bundan şikayet ediyoruz ya ben geçen de örnek vermiştim. Yani Sırbistan'da ya o kadar çok tenis kortu var ki insanların çok rahat ulaşabileceği. ister istemez oradan muhakkak bir sporcu çıkar. Ama bizde ben Ataşehir bölgesinde oturuyorum. Ya bir tane kort var yani. Orada bir sürü insan sıraya giriyor. Nasıl orada yetiştireceksin? Ötekileri de ücretle Ücreti de e, pahalı olduğu için o yüzden zengin spor oluyor. Evet yoksa. öyle oluyor. Biraz. Şey değil yani. <laughs> Sıradaki Buyurun. trendimize geçecek olursak e, Sir Alex Ferguson Rangers maçındayken bir yandan da çok sevdiği Manchester United'ın maçını takip etmeyi bırakmıyor. Tabii ki Sörelek Sörgüsü olunca e, bir figür anlamında da her zaman çokça paylaşılan e, bir futbol aklı demek yanlış olmaz. Güzel. Şey olabilir mi orada? Harry Maguire'la ilgili bir şey söylüyor. Evet. Bence Manchester United'in uzun süredir en büyük problemi o yani. Evet. <laughs> hey, bence ondan yine şikayet ediyor olabilir. Abi. Olabilir. Yaktı yine bizi Olabilir. Diye. Çünkü orada bir gol bak orada. Kesin yaktı bizi diyor yine. <laughs> takip ediyor. Maça bakıyor. Burada da yine maçta değil mi? Evet, Rangers maçında. Rangers maçında. Nasıl takip etmesin? Bir kariyer yani. var orada. Koskoca bir kariyer ve benzersiz başarılar var. Rangers Hala. maçı sıkıcı geçiyor büyük ihtimalle yani arka yani. tarafta da, da abi. Esniyor. Evet, o o da sıkıcı <laughs> <Kucu> geçiyor maç <laughs> büyük ihtimalle de abi. İnanç buyur. Tabii ki sıradaki trendimizde ise Ronaldo'nun kuyma kaşıklayan bal balmumu heykeli Uzun Göl'de Uz e, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Ronaldo'yu da hani niye böyle ne hani, turistler falan geliyor geliyordu herhalde ilgi çekme, fotoğraf çekilmek için. Fotoğraf çekilmek için, Uzun Göl'ünde daha çok tanıtım için böyle bir şey yapılmış olabilir. Güzel düşünce, keyifli olmuş. Keyifli bir paylaşım olmuş. E, benzetmişlerdi bu arada. Benziyor da Ronaldo'ya. Yani. Onun bir açılışı vardı ya Portekiz'de kendi evet. ekip. Bence ondan daha çok benziyor <laughs> <bir> şey. Bayağı <laughs> o hiç benziyor. <laughs> o hiç benziyor. <laughs> o da. Onun hiçbir alakası yoktu. O Gerçeği <laughs> da. gibi olmuş yani. Olabilir yani. Buradan bir talep gelebilir kim yaptıysa. <laughs> Allah çok da böyle. Ama yanına mesela Trabzonspor efsanesi değil mi? Birbirini daha yapabilirdiniz aslında. Yani meğer Tabii karşılıklı derecede, değil, mi? değil mi? Karşılıklı bir Trabzonspor efsanesini. Karşılıklı bir kuymak kaşıklasını. Yani Madem böyle olabilir. bir şey yapıyorsunuz. Hani tanıtım anlamında da. Hani kendi değerlerimizin... Biraz da bürokrat gibi olmuş gerçi. Evet. Bürokrat gibi giydirmişler. Evet. <laughs> Çok resmi. <laughs> Futbol sonrası ile alakalı bir evet. şey olabilir. Olabilir abi. <laughs> evet. Şu an kuyumak verse yemez zaten muhtemelen. Yani bir yağ oranına... Tabii. Hani oraya ekmekle falan böyle bol yendiği için... Onu alıyor tercih etmeyebilir. Sıradaki... Evet, buyur. E, trendimize geçecek olursak... Tabii bu makineler artık daha fazla top fırlatma makinesi kullanılmaya başlandı. Bu da yani sağda olsa bu tip ortalarla burada da yine bir gol görüntüsü var. Yaz o de... falsoyu çok iyi veriyor. Evet. Yani her şeyi ayarlıyorlar artık o makinalar da. Evet. evet. çok iyi verdi. Gerçi o da kavalla vurdu. Kavalla vuruyor <laughs> sanki. Kaval kemiğiyle vuruyor. Yanlış Vallahi... mı görüyorum? Bir mu? daha, bir daha bakayım. Ten... Şöyle sana bir şey söyleyeyim mi deniz sen ister vursun kavalla da kavalla vur ister yani. yani neyle vurursan vur gitsin o kaleye işte gol gitsin yaptığın de, gol yaptı ya. ya. bittin Yaptın. tamam kahramansın ee, makineler artık özellikle e, bu AI e, ya da akıllı işte e, zeka e, yapay zeka her şeyi yapıyor ama referans noktası gene insan becerisi evet. yani insan beceri şimdi şu muz orta dediğimiz o kavisli ortalar bir, Beckham'dan görmüştü onun üzerine yani Tabii yani. canım ona, o, yani o, ta, onun taklidi bence. Ama iş yine insanla bitiyor abi. Tabii insan. Hele hele böyle e, yani böyle oyunlarda, böyle sportif e, becerilerde insan unsuru insanın iradesi bir de. Yani çünkü bol tekrarla kazanılamayacak alışkanlık yok. Yani ne burada kadar bol onun tekrar. üzerine bir Tabii. çalışma olsa, bu orteyi yani. bir oyuncu yapsa gelişmeme şansı yok yani. Tabii. Bir oyuncu bu ortayı yapabilir mi? Onu Hayır. yapar. Böyle e, bakım yapıyor. Demek ki Beckham bu tekrarla yapıyor. alakalı bir durum yani. Var bunun. Yapanlar var. Var mı? Yalnız kaldın o yüzden hemen. <laughs> evet hemen. <laughs> var bu dedim hemen döndüm. Hemen. <laughs> Sıradaki trendimiz. Bu aralar fazla süperlik izlediğim <laughs> için. <süperlik. gülüyor> Ol Olabilir. Uzak duruyorsun <laughs> birazdan. Bu bir e, dağ arabası denilen e, bir içerik üreticisi. Burada tabii ki e, ondan fazla profesyonel bu sporu yapan sporcu da var. Bunu deneyimleme amaçlı kafasına kamerasını takıp buradaki parkuru deneyimliyor ve bunu da sosyal medya hesabından paylaşıyor. Böyle engelli bir yol. Dağ arabası da diyorlar aslında kendilerine ama bir mini go kart da benzetmişti. Yapılıyor. Aslında böyle e, oldukça adrenalinli. de yüksek buradaki dönemeçler, frenlemeler. Rize'de de yapılıyordu sanki. Böyle bir tahtalardan evet, tahta, kendileri yapıyorlardı. Evet. Oradan aşağı doğru iniyorlardı. Eski evet, şey yapardık. Tornet, deniz. Tornet. Dişlilerle, bilyeli evet. dişlilerle böyle üç tekerlekli, üç bilyeyi hakikaten tornet tahtalarla. Evet. Tam, tam öyle. Onlar da frenlemiyordu galiba. Formulas evet doğru. Formulas. Emre Kaprol şimdi kulağıma söyledi. <laughs> formulas. Burada böyle kestirmeden gidiyor Tabii ki bir ceza puanı da vardır kestirmeden gitmesine. Artık. Ee, Rize'de işte oralarda yapılıyordu. Oradan hatırladım böyle o tahtalarla vesairelerle. Güzel eğlenceli içeriklerden biri. Eğlenceli ama tehlikeli de bu sol taraf falan bayağı şey çünkü. Artık profesyonel diyorsun. <laughs> evet. hani. Yani bir Yani aslında bizim amacımız şu yapmayın bunu yani. <gülüyor> çok <gülüyor> yani tehlikeli. De, gerek yok bunu işte. evde denemeyin. <gülüyor> 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 Bak düşüyorlar da yani çok da profesyonel değiller. Yani bunu yaparım diyorsan bir sonraki trendimizde trendimiz de şu anki <laughs> geldi. Bu <laughs> yüksek atlama Brezilya'da inanırsanız diyor korkularınız cesaret kaybolur diyor cesaretinizin yanında. Öyle paylaşmışlar ama bu, bu da çok bayağı yüksek. Yani bu Biraz. Ekranda derinliğini aldı yine bizi burada. Vallahi bizi yani götürdü. Ekranın önünde bir de bunu söylemek Sunmak çok zor oluyor. Gerçekten o derinlik kalıyorsa içine. Çok farklı bir. Ya ben yapmam. Ben de yapmam. Yapamam bu, bu, değil, yapmam. Bu paraşüt canım. Paraşütla da saygılar. Bunlar yani bunu. Paraşütla evet. dağdan atlıyorlar. Oradaki evet. büyük balonun Yapamazsın. üstünden atlıyorlar. Tabii ki profesyonel isimler. Hem yükseklikle ilgili korkularım var abi hiç gerek. Yok. İnanılmaz bir Müthiş bir şey. Şeye baktım nasıl çıkıyor acaba yukarıya diye de orada bir ip var. İpten çıkıyorlar. İlk aklıma gelen oydu. Nasıl çıktılar acaba oraya diye de. Bunu defalarca izlerim ben. Evet. Böyle bırakırsa. Ama böyle şey yapıyor böyle içine sanki çekiyor ki buradaki büyük ekran olunca tabii ki. <laughs> Sıradaki e, trendimize trendimize geçecek olursak yine e, gel git oluyor J. Bunlar e, 470 serisi tabii ki burada sporcuların nasıl zorlandığını gösteren bir içerik aslında. Bir gelgit durumu da yaşanıyor orada. Burada tabii ki balon balon açma deniyor şu açtıkları Bu üçüncü yelkene. Onun da nasıl burada bir zorlandığını gösteren. Yine adrenalin spor burada i̇şte şu hareket tabii çok önemli orada. Devirmeden yelkenli. Gel ne? git. Nerede yaşanıyor burada? Tam, ilerleyen? tam o dönem içinde yani bunu gel git diye hmm. paylaşmışlar. Gel git'e denk geldiğimiz an diye tam o dönemeçi yaparken bir anda yelkenin diğer tarafından diğer tarafına çünkü yoksa oradaki rüzgarın kuvvetiyle tabii ki dönmesi de muhtemel burada hemen burada kurtarıyor işte. da. Son olarak e, futbol, gol sizin favoriniz hangisi diye yine dijital içerik üreticilerinden böyle izlersik iki numarayı 3 numara. Bu şovunu yapmış. 3 numara iyi daha. Üç, evet. Birleşik hareket tabii orada. Bakalım daha 4'ü. Hmm. Bence bu daha zor. Tek, tek bu noktada. da iyi. 5 evet. de iyiymiş. Beş de gayet iyi. Son olarak. Da yani diğerlerini ben de yaparım. De... Vallahi. Ama üçle beşi 5'i yapamam abi. Bunu yaparım. Yani, yani bu çok zor. Bunu değil. yapalım artık o kadar hızlı şey sağ, yani top O da oynadık. ona yüksek atıyor falan hani bu iki tarafında topu kaybetmediği bir Bu çok meşhur bu arada eski futbolcular oynuyor ya footgolf. Ben evet, de bir kere, ben de bir kere oynadım. Hadi oynayalım. Nasıl keyifli adını mi adını yırttım ben. Oo, <laughs> tabii terken. ısınmadan değil mi? Hayır o, işte bunu yaparken var, bunu, var, bunu yaparken şöyle ama yırttım. Bir yokuşa denk geldim oradan sert vurmam lazım. E yani uzun zamandır da E yani şey yok. Dedim ne olacak atarım hani öyle görünce ne var ya dedim bir sallarım giderdim bir salladım Üstad Denem gitti ama çok şey bu aralar çok meşhur özellikle eski futbolcular çok Olcay Şahan o anlamda çok işte bir yarışmalara falan katılıyor oradan biliyorum ya. Yani. Trendlerimiz bugünlük. İnanç ağzına sağlık yani biraz daha uzun olsaydı daha da keyifli olabilirdi ama yani hafta boyunca devam hafta güzel içerikler senden be bekliyoruz çünkü... Çok keyifli, daha da uzun olsun, daha da keyifli geçsin diye daha da söylemek istedim. Gelecek, Eline bak. emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Ee, yine hafta içerisinde dijital trendlerle seninle birlikte olacağız. İyi yayınlar, teşekkür ederim. Teşekkürler.